Dereli Vadi Piknik Restoranı'nın sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. İyi ki varsın programından herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. İlk konuğumuz, bugün yine çok güzel konulara değineceğiz. İlk konuğumuz ve tek konuğumuz Ahmet İnanır hocamla başlıyoruz. Bugün yine fıtıktan bahsedeceğiz. Çok güzel sorularımız da var hocam size. Geçen programdan kalan sorular da var. Aynı şekilde yine bize yazmak isteyenlerin sorularını da alacağız. Hocam fıtık nedir? Öncelikle bununla başlayalım. Fıtık nedir? Aslında bütün dokularla ilgili anlatmak lazım. Yani kalpte problem kalp için bir fıtık gibi midir? Veya dişteki problem diş için bir fıtık gibi midir? Veya beldeki bir fıtık, kalpteki bir stent takmak gibi midir ameliyatları? Aslında dokular birbirine benzer. Önemsemek açısından onu benzetebilirim başta. Yani fıtığı her zaman tarif ettiğimiz gibi iki kemik, yani iki tane omur arasındaki dokunun, yani şu süspansiyonu sağlayan, amortisör gibi sistemi sağlayan dokunun şunu, dışarıya fıtıklaşarak çıkması, yumuşak bir doku, sinire basınç veya baskı yapması neticesinde ağrı yapabiliyor. Dokunmasa bile, yani kendi uzaktan iletişimle basıncı bile ağrı yapabilir. Evet. O yüzden böyle hemen fıtıktan korkmamak lazım. Hele patlamış ifadesini kullanan hekimlerden lütfen uzak durun. Bugün beyin cerrahı arkadaşlarımızdan da gerçekten bu işin ehli olan, olgun arkadaşlarımız, yani işin önemini bilen arkadaşlarımız, abilerimiz, aynı şeyi söylüyorlar. Lütfen patlamış fıtık diyerek insanları korkutarak ameliyata yöneltmeyin. İnsanları korkutmayın. Yerinden çıkmış tekrar yerine girebiliyor. Hocam onu soracaktım şimdi sizde gösterirken patlamış fıtık diye bir şey var mı? Şuna deniyor. Yok hocam, bu sefer patlamış mısır demeyeceğim. Patlamış fıtık diyeceğim. Evet, bakın patlamış mısır demeyeceksiniz. Evet. Şimdi bakın hep balıkla anlatıyorum ya. Balığın aslında... Şöyle bakın, ağzı burası. Şöyle göstereyim. Balık, balina gibi herhalde bu. Şöyle dışarıya çıkmasına patlamış fıtık deniyor. Balık, balığın büyüğü içeride olduğu için tekrar bunu geri çekebiliyor bakın. Bu normal bir işleyiş bu. Hastaları buna yönlendirmek lazım. Psikolojik yani etkileyip patlamış fıtık deyip de insanları korkuyla ameliyat yapmayalım. Yazık ediyoruz gerçekten. Çünkü iş bitmiş olmuyor. Böyle bir şey siz ameliyat yaptığınızda kalbe stent takmak gibi bir şey ameliyatı bunun aslında. Evet. Yani kalpteki stent takıldığında veya bypass yapıldığında nasıl korkuyorsak, ciddiye alıyorsak aynı platin takıldığında da aynı korkuları yaşamalıyız. Herkes ümit ediyor ki platin takılırsa, ağrı nedeniyle ameliyat yapılırsa hemen kurtuluveririm. Evet, bugününüz ağrı nedeniyle kurtarabilirsiniz. Ancak o bel size 40 yaşındaki bir insan için 90 yaşında vefat edecekse 50 yıl daha lazım. Asla o ameliyatla o 50 yılı geçirmeyecek. Ameliyat nedeniyle problemler yaşayacak. İnanın buna. Evet. Hocam tabii. Peki her ağrı, her belde ağrı bel fıtığı mıdır? Hayır. %95'i her zaman söylüyor. Bütün arkadaşlarımız da söylüyor. Bu bel ağrılarının %95 sebebi zaten fıtık dışı nedenler. Ancak ameliyat yapma kolaylığı buna çok yönlendiriyor. Fıtık endişesine sokuyor insanları. Bir de biz hekimlerin bu şeyimiz, yanlışımız. Patlamış fıtık diyoruz, kopmuş fıtık, aman felç olursun. Hayır canım, ben şu kadar 21 yıldır fıtıkla uğraşıyorum ve hakikaten düşük ayak gelişmiş hastam 5 tane. Hemen o gün ameliyat yaptırıyorsunuz, aynı sonucu alıyorsunuz. Bir sene sonra hasta düşük ayak yaşayacak endişesiyle bugünden ameliyat yapmak etik değil, hiç tıbbi değil, doğru da değil gerçekten. Kendimize yapmıyoruz bu ameliyatı, ancak diğer insanlara yapıveriyoruz, kolayca yapıyoruz. İşte biraz arkadaşlarımız insaflı, vicdanlı olmadılar.
Ve bilgi çok önemli burada. Okursanız bunun iyileştiğini, o zaman siz iyileşme yönünde tercih kullanabilirsiniz. Ancak sadece cerrahi gören arkadaşlarımız teorik açıdan biraz daha bu bilgiden eksik oluyorlar. Evet. Biz daha detaylı öğreniyoruz bu kısımlarını, ancak fıtıkla uğraşan daha iyi öğreniyor. Evet. Şunlardan hastaları kurtarmak lazım. Sınıkçılar, lütfen hastaların üzerinden ellerinizi çekin. Masörler, masajla veya sınıkla, ne bileyim başka yöntemlerle, şunu sarayım, bunu sarayımla hasta iyileşmiyor. Yani bunları göstereceğiz birazdan. Buyurun şurada hocam, bakın. İstiyorsanız barkovizyona kalkalım, hem anlatın. Şurada bir göstereyim Müşra Hanım, bakın. Fıtık nerede gelişiyordu? Şurada gelişiyor. Evet. Bizim kemiğimizin bakın ne kadar mesafe var. Bir de kas dokusu, yağ dokusu var. Bu kadar mesafe var aşağı yukarı. En az 7 santim. 7 santim bakın. Şuradan sürdüğümüz bir şey. Buraya inip de fıtığı iyileştirmesi mümkün mü? İşte bunlara lütfen kanmayın. Zamanınızı çok alıyor böyle şeyler hastalarımızın. Ve ondan sonra iş kronikleşiyor, fıtık büyüyor. Ağrıyı biraz duymuyorlar. Çünkü ağrının deri bağlantıları da var. Deri bağlantısıyla ağrıyı bazı şekillerde kesebiliyorsunuz. Biz de nöral terapi gibi bazı yöntemler yapıyoruz. Böyle kesiyoruz ağrıyı. Proloterapi gibi yöntemlerle, manuel terapi gibi yöntemlerle. Ancak ağrıyı kesmek hedefinden çıkmalıyız artık. Biz ağrıyla derdimiz değil, esas fıtıkla derdimiz. Çünkü bir süre sonra hasta tekrar yaşayacak bunu. Özellikle kiloyu mutlaka verin. Ayrı bir yük yapıyor. Kilo fıtık yapıyor. Eşittir fıtık. Bunu evet. belirteyim. Hocam barkovizyonla hem buyurun. siz anlatın, ben de soracaklarımı sorayım. Hocam manuel terapi diye bir şey var mı? Tabii. Manuel terapi... Yani bu işe yarayan bir terapi midir? Elbette. Ancak şu var. Manuel terapi eşittir fıtık tedavisi değildir. Bunu net belirtelim. Fıtığa yardımcı bir tedavi, manuel terapi. Başka şeyler için de var. Diz için var, kalça için var, boyun için var. Ancak manuel terapi asla eşit değildir fıtık tedavisi. Bunu lütfen bir yere yazalım. Fıtık tedavisinde kullanılan yararlı yöntemlerden biridir. Ancak manuel terapiyle, sadece manuel terapiyle fıtık tedavi ediyorum demek bugün güncel olarak yanlış. Yanlış. Gerçekten. Biz de yapıyoruz. Ancak yardımcı bir tedavi. Proloterapi gibi yardımcı bir tedavi. Ama şimdi rejeneratif tıp girdi işin Hocam, içine. bu şey Kök gibi mi? hücre. Fizik tedavi gibi bir durum mu? Tabii bunun Bundan gibi ama bahsediyoruz herhalde, değil mi? fizik tedavinin içinde zaten bu durum. Hı hı. Fizik tedavi doktorları ve fizyoterapistlerin yapması gereken bir durum. Ancak çok el atıldı şimdi. Bir sürü insan girdi işin içine. Televizyondan falan izliyor. Sınıkçılar veya başka meslekten insanlar veya çocuk hastalıkları uzmanı veya kadın doğum uzmanı bel ağrısı, bel fıtığına bakmaya başladı arkadaşlarımız. Başka grup arkadaşlarımız da öyle. Hani arkadaşlarımız lütfen bana gücenmesinler. İşin doğrusu bu. Benim bugün beyin cerrahi olarak beyin ameliyatı yapmaya kalkışmama benziyor. Ben de doçentim ama beyin cerrahlarının yaptığı işi yapmam doğru olmaz. Onların okuduğunu okumam lazım. Aynı tehlike beyin ameliyatlarında yapacağımız yanlışın tehlikesi aynı şekilde fıtığa müdahalede de var. O yüzden lütfen yani ciddiye alalım bu konuyu. Çünkü binanın temeliyle oynuyoruz. 33 katlı demiştik. Az önce geçen düşürdüğüm şey neredeyse şuradaymış. Evet. Yani 33 katlı bir binanın temelinden tuğla çıkarmak, tuğlayla uğraşmak gibi bir şey. Belki bugünleri için hastanın biraz ağrısını kestiniz ama ileride bu hasta yaptığınız işlemin yetersizliğinden dolayı, manuel terapiyle sizin gitmeniz, bunda ısrar etmenizin yetersizliğinden dolayı hasta problemler yaşayacak. O yüzden biz tek yöntemi asla kabul etmiyoruz ve doğru da değil, bilimsel olarak da doğru değil. Kişi yetersiz. Sadece manuel terapi biliyor ama bununla götürmeye çalışıyor hastayı. Hocam lafınızı kesiyorum. Tabii. Az önce bahsettiğiniz şey şu aslında, değil mi? Evet, her hastanın hekim seçme özgürlüğü vardır. Var tabii. Fakat herkes o branşta olan doktora gitsin. Onu bulsunlar. Çocuğu hastaysa bir başka hekime gitmesinler. Çocuk doktoruna gitsin. Elbette Çocuk mutlaka çocuk hasta doktoruna çocuk. gitsinler. Evet. Tamamlayıcı tıp konusu da böyle. Evet. Yani şimdi kurslar düzenlendi. Tamamlayıcı tıp uzmanları diye bir şey yok. Bakanlığın verdiği böyle bir statü yok ama şimdi bu statü getiriyor insana. Hani o kursları biz de gittik, biz de aldık sertifikaları ama şu değil. Ben hacamatı kendi alanımla ilgili kullanmalıyım.
Hacamat sertifikamız var. Çocuk hastalıkları uzmanının da hacamat sertifikası var. Ama hacamatın kullanım alanında, endikasyonlarında bütün hastalıkları yazıyor. Ben ya bunu yapmamalıyım. Her hastalıkla ilgili takibi yapmamalıyım. Fıtıkla ilgili, diz ağrısıyla ilgili işleri yapmalıyım. Felçle hocam, ilgili siz bir işleri... diş çekemezsiniz mesela. Tabii çekemem. Mi? Yani. Tabii ama bir dişçi de fıtıkla uğraşamaz, evet, diş hekimi de. Bundan veya bir kadın doğum uzmanı da fıtıkla uğraşamaz, uğraşmamalı. Bakanlık yetkisi yok. Bunu yetki tartışması için yapmıyorum. Hı-hı. Hastaların hataya, yetersiz hekimlere başvurarak zaman kaybetmemeleri için söylüyorum. Evet. Nasıl ben bir çocuk doğurtamam şimdi? Çünkü benim alanım değil, kadın doğumcu değilim. Veya ameliyat yapamam, karın ameliyatı yapamam, mide ameliyatı yapamam, doğru olmaz. Komplikasyonlar gelişebilir. Çünkü bir kadın doğumcu gibi, bir genel cerrah gibi ben konuya hakim değilim. Başka bir uzmanım ben. Fizik Evet. tedavi uzmanıyım. Kendi alanımla ilgili işleri taşmamalıyım. Etik budur. Evet. O yüzden de lütfen bunu yapmayalım. Yani bir şeyler yapıyoruz diye, Herkes alanındaki bazı uzmanına hastaların gitsin, değil mi? ağrısı kesiliyor diye, fıtık iyileşti, buna karar verme yeteneğine sahip değilsiniz. Yetkiye de sahip değiliz o anlamda. O yüzden de yetkin kişileri bulsunlar hastalarımız. Bu konuyla çok uğraşanları bulsunlar. O zaman güzel geçirebilirler hayatlarını. Bir de şu yanılgı var. Hep reklamlar var ya. 3 seansta fıtık tedavisi. Ne ile? Evet. Manuel terapiyle. Koca bir yalan. İnanın bana. Geçen bir hocamız daha söyledi hocam. Dedi ki işte Tabii. 50 fıtığı geçirdiğini falan söylüyorlar. Mümkün Böyle değil. bir şey Tabii mümkün ki. değil dedi. Tabii ağrıyı kesebilirsiniz. Ama şu var. Şimdi manuel terapist arkadaşımız konuya vakıf olamadığı için 3 seansta ağrı kesilince, hepsinin kesilmiyor zaten. Bazılarınınki uzar 5 seansı, 6 seansı uzar. Bazılarının tek seansta kesiliyor. Ama siz 3 seansta deyince Hocam ağrı mı hafifletiliyor bu tabii durumda? ağrı Aslında geçiyor. fıtık tedavi edilmiyor ama Tabii ağrı anlık şöyle geçiyor düşünün gibi. Müşra Hanım. Mesela sizin elinizde benim elim kesildi. Şuradan Evet. bıçakla kestim. Dikiş atmak gibi bizim yaptığımız işlem. Hı. Yaranın iyileşmesi aşağı yukarı bir hafta 10 günü bulur. Oldu mu? Yani siz 3 günde yarayı iyileştiriyorum derseniz Evet. atış yapmış olursunuz ve bu koca bir yalan olur. Bilimsel yalan olur. O yüzden lütfen yani evet manuel terapi biliyorsa arkadaşımız bizler gibi konuya vakıf hekimlerin yanında çalışmalılar. Bizim müsaade ettiğimiz ölçüde manuel terapi yapmalılar. Proloterapist arkadaşlarımız başka alandansa, sertifika almışsa, bu konuda yapacaksa bizim yetki verdiğimiz alanla ilgili o kadar yapmalılar. Çünkü proloterapi de yetersiz. Niye? Çünkü bazı yerlere yapabiliyoruz. Ulaşabildiğimiz bağların ulaşabildiğimiz yerlerine yapabiliyoruz. Proloterapi, 3 sene proloterapi yapan arkadaşımız var Ankara'da, çok iyi tanıdığım bir hoca. Ama 3 sene neden bununla proloterapi ile uyguladın diyoruz. Cevap veremiyor çünkü diğer yöntemleri bilmiyor. Bir de fıtığın iyileşmesine vakıf değil. Az önce şeyi belirtiyordum. Evet. Şimdi rejeneratif yani yenileyici, yeni hücre katıcı tıp girdi işin içine. Kök hücre mi Kök hücre hocam? tabii. Evet, ondan da Tabii. bahsedelim biraz. Şimdi Gerçekten bu çok PRP ile önemli bir konu. başladı bu iş. PRP çok yaygın kullanılıyor. Bütün hekimler kullanabilir şu anda, kullanabiliyorlar. Ancak şu var, PRP yetersiz. Ne yapacaksınız? CGF çıktı şimdi. Concentrated Growth Factor. Büyüme hormonları çok fazla. PRP'de de öyle zaten. Şimdi amaç burada büyüme hormonu. Kök hücre daha az bunlarda. Buradan çıkıyoruz. Nereden? Kemik iliğinde kök hücre daha fazla. Tabii fiyatları yükseliyor. Sonra karın yağı. Bu pahalı Kulak bir işlem arkası. mi hocam? Tabii bunlar biraz daha pahalı. Yani şeyler... Ne işe yarıyor peki Ne hocam? yapıyor? Pahalı, hani Dize ne için verdiğinizde, yaptırılsın? bele verdiğinizde, boyuna verdiğinizde yeni hücre koyuyorsunuz oraya. Nasıl Suriye'den biz Suriyelileri getirdik, Türk vatandaşı yaptık. Bu kök hücreleri kandan aldığınızda, kemik iliğinden aldığınızda veya karın yağından aldığınızda bunları saflaştırıyorsunuz. Tek tek canlı bunlar. Alıyorsunuz, o dokuya veriyorsunuz. Dizin vatandaşı oluyor artık. O kabiliyete sahip. Göze koyarsanız gözün vatandaşı oluyor. Kalbe koyarsanız kalbin vatandaşı oluyor. Yeni konum ediniyor orada ve eskimiş, yıpranmış olan dizi yenilemeye çalışıyor. Hiçbirinde %100 başarı yok. Hiçbir doktor kök hücreyle ilgili de %100 başarı şansı söyleyemez. Doğru değil bunlar. Ancak karın yağı başarısı çok daha fazla. Bu net. O yüzden de dizlerinizi biraz daha PRP ile oyalatmayın. Ve düzeyleri önemli. Dizde de 1, 2, 3, 4 derece düzey var.
Bunlar sırayla gitmiyor. Belde de öyle. Yani fıtıkları hep birinci derecesi rahat, çok rahat diyor. Hayır değil. Birinci derece fıtık kopmuş fıtıktan daha geç iyileşir. Net bu bilgi. İkinci derece fıtık, dördüncü derece veya patlamış diye insanların kandırıldığı şekil fıtıktan daha erken iyileşmiyor ikinci derece. O patlamış fıtık 1 ve 2'den kesinlikle daha erken iyileşiyor. Bunlar kitabi bilgi. İnternette de görebilirler bunları. Okuyarak görebilirler. Evet. Hocam görsellerimizi de şimdi söyleyin, az önce anlatın. Fıtık nedir diye sormuştunuz. Disk iki yapıdan oluşuyor. Bir de alttaki ve üstteki kıkırdakları da sayarsak 4 yapı diyebiliriz ama disk genelde iki yapıdan oluşuyor. Bakın katman katman. Bu aşağı yukarı 30 katmana kadar gidebiliyor. Soğan zarına benziyor, pırasaya benziyor, ağaç kesitlerine benziyor. İçinde de jöle var. Ne kadar donanımlı yaratılmışız değil mi? Tabii. Hocam her yani şey düşünülmüş. Şurada gördüğünüz kırmızı kısım bunlar katman katman. İçinde gördüğünüz parlak kısım da bu doku. Nasıl çıkıyor fıtık? Buralardan sızarak yavaş yavaş çıkıyor. İşte patlamış dedikleri fıtık bu. Ama saplı oluyor. Ne gibi? Şimdi göstereceğim size. Bakın saplı mı? Saplı evet. mı? Patlamış mı? Patlasa içlerindekiler dağılmış olması lazım. Evet. Ancak patlamıyor. Bu yavaş yavaş da bakın yavaş yavaş çekiliyor, küçülüyor. Nereden? Çıktığı yerden balığın büyüğü içeride olduğu için ne gibi göstermiştim şu balığımı alayım ben. Sevgili balığımı. Bakın balık içindeki şey de bu. Ve çıkıyor şöyle dışarıdan görünüyor. Bakın göründü. Buna patlamış diyorlar. Patlamıyor. Patlamış nedir peki? Bu içerisindekilerin de mi çıkması? İçinin dağılması lazım patlamış olmak için. Patlamıyor. Patlamaması dağılmadığı için bu içeri tekrar çekebiliyor bakın. Bu evet. da aynı. Ters yöntemler yaparsanız bu tekrar yerine sıfırlar. Bunu bizzat ben kendi akrabamda, kuzenimde yaşadım. Yani 16 sene, 17 sene oldu şu anda. Kocaman fıtıktı inanın bana. Kocaman. Şöyle fıtıktı ve sıfırladı. Bunu yeminle temin edebilirim. Oldu mu? Başka hastalarımız da var. Bir sürü hastamız var. Yeter ki dediklerimizi yapsınlar. Olur evet. mu? Hocam çok bu önemli. Fıtık sinire değdiği için mi o kadar ağır oluyor, hareket edemiyor tabii. insanlar? Tabii tabii. Sinir, şurada bir tane şeyimiz vardı. Kusura bakmayın biraz hareket ediyorum ama. Estağfurullah. Şöyle bakın, şunun gibi bu sinir bir kabloya benziyor. Dışından korunmuş zarları var. Evet. Tabii. Hatta süspansiyon sistemi var içinde. Yani hidrolik gibi. Onlara önce dokunuyor. Bakın şöyle. Hangisi yumuşak bir bakın. Siz bakın. Tabii ki. Hangisi yumuşak? Fıtık daha yumuşak. Kesin böyle. Evet. Yani biraz orta pişmiş bir makarna gibi bu sinir. Evet. Bundan gene de bu daha yumuşak. Bakın ne yapıyor? Onun içinde yer edebiliyor sinir. Kaçabiliyor. Biz hareket ederken çok hareketli olduğu için bu yerden kaçabiliyor, başka yere sıkışıyor filan. Yani, ama bu tedavi edilebiliyor. Tabii sinir kendisini koruyor. Yani hep aynı yerde basınç altında değil. Sıkışmış, köşeye sıkışmış kedi gibi değil. Yani bu yumuşak, onun içinde yer edinebiliyor, komşu halinde yıllardır yaşayabiliyor. Oldu mu? O yüzden korkutarak ameliyat kararı vermeyelim. Bunu bir an önce bu komşuluğu makul seviyeye çekeceğiz. Çünkü doku buna müsait. Yaratılış öyle, mekanizma böyle kurulmuş. Biz bu mekanizmayı çökertmeyelim. Çünkü ameliyat zatında gerçekten zararlı bir sistem. Siz bunu dışarı alırsanız koparıp da balık ileride ölür. Evet. Siz de platin takmak zorunda kalırsınız. Yani aynen kalbe stent veyahut da bypass yapmak gibi bir şey platin. O yüzden lütfen kolay yapmayalım arkadaşlar. Hastalarımızın başına ekstra iş açıyor bunlar. Ameliyat son çare diyorsunuz değil mi hocam? Önce bir tabii ki bütün sistemler değerlendirilmeli. Lazım. Yetenekli, yetkisi olan, donanımı iyi olan, bilgisi iyi olan hekim elinde veya gözetiminde. Bakın biz ikinci bir yer açamıyoruz İstanbul'a. Çünkü tek çalışıyorum. Evet. Yani evet. Yani keşke başka arkadaşlarımız olsa da. Hocam bir de siz kimseye güvenemiyorsunuz. Ben illa işimin başında ben olacağım gibi düşündüğünüz için belki de. Tabii ki ben yapmam lazım. Evet. Ama yetenekli doktor arkadaşlarımız evet. yok değil. Varlar. Ama sayılı. Gerçekten sayılı. O yüzden inşallah ileride onlarla birlikte yeni yerler kuracağız.
İnşallah. Ama yetenekli doktorlarla kurmamız lazım. Yani siz yardımcı sağlık personeline yükleyin bir şeyleri, onlar yapsın, siz de para kazanın. Bu etik değil, doğru değil, vicdanlı bir hareket gerçekten değil. Evet. Yani evet. Diğer ben anneme yapılmasını istemediğim şeyi hastamıza da yapmıyorum. Yapmasın, kimse de yapmasın. Evet. Buyurun. Şimdi ameliyat neydi? Az önce göstermiştim. Bakın, şurası disk. Şurası disk. İçeride bu var. Fıtıklaşmış diye, şuradan fıtıklaşmış diye şöyle veya balığımızın ağzından çıkmış diye şu. Şöyle bakın, buradayken bu kanülle, bakın dışarıdan giriliyor, ameliyat kanülü bu ve boşaltılmış, görüyor musunuz? Bakın şu kadar kısmı alınmış gözüküyor. Evet. Bu ne olacak? Şimdi şurası yatacak buraya, yayılacak, burası çökecek. Mümkün değil. Yani bununla hastanın hayatı boyunca güzel yaşaması mümkün değil. Yani olur ki 80 yaşında bir teyzeye yaparsınız, amcaya yaparsınız. O amcanın ömrü yetmez yeni bulgulara. Ama şu var, kireçlenmeleri falan olduğu için onlar da çıkabilir. Ne oluyor? Bu çökünce şu oluyor. Bakın, bir esneme oluyor şurada. Bu çöktüğü için şurada lastik bombeleşiyor. Bu bombe de fıtık etkisi yapar. Net bu. Bunlar artık fonksiyonel fıtık oluşturmuş olursunuz ameliyat nedeniyle. Evet. Yani eskisi kadar yüksek kalamadığı için, gergin kalamadığı için mecbur şu bombeyi yapacak ve buradaki sinire baskı yapar. Yani, hocam herkeste fıtık var diyorlar. Bu doğru mu? Hayır değil. Yok, yani değil. Her toplumun, insanda mutlaka toplumun fıtık %80'i hayatı boyunca ya bel ya boyun ağrısı yaşar. Hı hı. Bu %100 fıtık anlamı değil. Yok değil. Hı hı. Öyle değil. Herkeste fıtık olsa, öyle mi? Ama şu ya var. Öyle söylüyor. Yani şöyle. Yok, bu bilgi. Herkeste fıtık var. Kimisinin işte büyüyor, kimisinin büyümüyor. Yok. Yani %36'ya kadar fıtıkları dışlıyorsunuz. Sağlıklı insan alıyorsunuz. MR çektiriyorsunuz. %36'sına kadar fıtık var. Bakın %36'sına kadar. Demek ki bu ne demek? %64'ünde hiç yok. Olur evet. mu? Tabii. Hiç yok. O sağlıklıların %64'ünde hiç yok. %36'ya kadar var ama şikayeti yok. Şimdi evet. Bakın bir şey geldi. Normalde şu fıtık disk bu. Aslında şu adam bu. Tamam mı? Yani iki omurun arasındaki yükü kaldıran bir canlı doku bu aslında. Evet. Siz bu canlıyı öldürüyorsunuz ameliyatla. Ciddi söylüyorum, çok önemli bu. Hücrelerden oluşan canlı bir doku, suyla besleniyor böyle. Siz ameliyat yaptığınızda bakın şöyle karşıdan bakıyorsunuz, gayet güzel hammal gibi yüklenmiş, orada inip kalkıyor, kaldırıyor, indiriyor. Ameliyat yaptığınızda bu hastanın belden aşağısını, bu kişinin yani şu dokunun, bu beyefendinin belden aşağısını almış oluyorsunuz ameliyatla. Evet. Tamam mı? O mukavemeti göstermesi mümkün değil. O yüzden de şu aralık daralıyor, şu kadar kalıyor. Oldu mu? En az %25 aralık daralıyor. O yüzden hastanın başına yeni problemler çıkacak. O yüzden diyoruz kolay karar vermeyelim. Dokuyu koruyalım. Çünkü içeri çekebiliyor. Yani şey gibi bu. Hocam ameliyatlar neye göre karar veriliyor? Mesela yani ameliyat olacak hasta ne duruma gelmiş bugün ki ameliyat oluyor? Ameliyat kararının en büyük sebebi, bugün adli tıpa başvuruları da inceledim, dosyaları, tezler var, onları inceledim. %60'ı emin olun ağrı nedeniyle ve ağrısı geçmemiş hastalar fıtıktan dolayı kesilmiş, biçilmiş, ameliyat yapılmış, ağrısı geçmediği için hasta dava açmış. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden kolay karar vermeyelim. Yok onu sormuyorum hocam. Hani diyoruz ya biz sizinle sohbet ederken de son çare olsun ameliyat. İşte o son çare size göre nedir? Ne gibi hastalar ameliyat edilmesi gerekiyor? Tabii ama şimdi bunu söylerken ameliyat ne için yapılıyor şu anda? Evet. En çok ağrı için. Evet. Yani düşük ayak için ameliyat yapılabilir. İdrar, mecbur kaldığımız durumları soruyorsanız bunlar şunlar. Evet. Bir, idrar kaçırma hissi veya başlangıcı olursa hastada, o zaman acil ameliyat alırsınız. İleride idrar kaçırırsınız diye ameliyat endikasyonu yok. Kesin. Hiçbir kitapta böyle bir şey yazmaz. Düşük ayak ileride gelişirsin diye ameliyat endikasyonu yok. Düşük ayak gelişmişse veya bizim tedavimize rağmen her şeyi yapıyoruz, sadece manuel terapi yapıyoruz, yeterli olmadı, ameliyat değil. Proloterapi yaptık, ameliyat olmadı, dönmedi, ameliyat değil. Diğer yöntemleri denemiş olmanız lazım.
Yani bu konuda ehliyetli olmanız gerekiyor karar verebilmek için. Bir kadın doğum uzmanı ameliyat kararı veremez. Kesin. Evet. Bir ortopedist bu konuda ameliyat kararı veremez konusunun dışında. Kim verebilir? Beyin cerrahi uzmanı ve fizik tedavi uzmanı. Bu doğrusu bu gerçekten. Evet. Hani biz tedavimize rağmen bütün şeyleri denedik, yaptık ama bir zaman var bunun için. Ben deneyeyim diye o zamanı uzatamazsınız. Yani siz manuel terapiyle hastaya 2 günde düşük ayak gelişmiş, kısa sürede ameliyat yapılması gerekir. Sadece manuel terapiyi denediniz, ameliyat kararı verdiniz, hata yaptınız. Veyahut da cerrah arkadaşımıza gidiyor hasta. Cerrah arkadaşımız görüyor, beyin cerrahı arkadaş. Diyor ki ameliyatlık ama diyor size ilaç verelim. Bir 10 gün bakayalım, geçmezse ameliyat. Kesinlikle son derece yanlış. İnanın çok, hiç biz ilaç vermiyoruz. Ağrı kesici vermiyoruz. Siz cerrah olarak ciddi bir hata yaptınız veya kasıtlı olarak hastayı ameliyata hazırladınız. Yani siz ağrı kesici verdiniz. Çünkü ağrı kesici ağrıyı kesmiyor. Morfin yetmiyor bazen ki. Sizin ağrı kesiciniz yeter mi? O yüzden de ne yapacağız? Evet. Biz gereken yöntemleri beyin cerrahları da öğrenecek veya kendisi bilmiyorsa bilene sorumluluk, hekim sorumluluğu. Biz nasıl yapıyorsak bunu, bize CP hastası geliyor veya beyin cerrahi hastası işte geliyor. Diyor ki bize hocam şu da olur mu? Diyorum ki bunun için siz ameliyata gidin. Bugün şeyde trigeminal nevralji de öyle. Herkes tedavisini yapıyor bunun. Aslında bir damar problemi doğuştan bu. Devamlı sinire tokat atıyor gibi veya şöyle dokunuyor. O da ciddi bir bıçaklanır gibi ağrı yapıyor. Çok şiddetli. Neden bunu oyalayıp duruyoruz ki? Yani bu hastaların bir kısmı gerçekten ameliyat gerektiriyor. Siz uğraşın 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 biraz kestim diye, biraz şöyle yaptım diye oyalamaya gerek yok. Ama ehil hoca lazım. Karar verecek. Ameliyat mı değil mi? Değilse ameliyatsız. Sadece ilaçla da gitmemek lazım. 3000 miligramlara kadar çıkıldığı oluyor ilaçların. Bu sefer ilaçların yan etkisi başlıyor. Onlar da anlık geçiriyor değil mi tabii, hocam? O an geçiriyor tabii, ağrıyı. Tabii. Birçok işte bilgi gerektiriyor gerçekten bunlar. O yüzden mutlaka ameliyat konusu ehliyetli hocaların bir kurulunun kararı olarak çıkmalı. Tek hekim karar vermemeli. Evet. Buna ben de dahilim. Hocam bel fıtığı ve bel ağrısı olanlar ne tür mesela yatak seçmeleri gerekiyor? Kilosuna göre. Yani genelde full ortopedik iyi bir şey. Hele kiloluysa mutlaka sert ama çok zayıfsa çok sert yatak değil. Orta yumuşaklıkta bir yatak. Kişiye göre bu. Yani gelen hastalara göre biz onu değerlendiriyoruz. Kendisine göre bir yatak seçimi yaptırıyoruz orada. Evet, peki bir de ne gibi durumlarda mesela düşmeyle fıtık olur mu? Ya da işte ağır kaldırmayla fıtık oluşur mu? Şimdi, ne gibi durumlarda oluşur? Hep bu şöyle, fıtık ağır kaldırdığı anda oluşmuyor kişide. Herkes ağır kaldırıyor. Genetik yatkınlık varsa, bir de başta gösterdiğim şu soğanımsı zarlar evet, var ya, evet. Katman katman. Onların bir yerine kadar hasarlanmış oluyor, sızmış oluyor. Disk, içerideki nükleus dediğimiz şu yapı oraya kadar sızmış oluyor. Dışarıdan görünmez hal alıyor. Hasta öne eğilip de o basıncı yüklediğinde kalan lifler de atıyor veya onları da geçerek dışarıdan görünür hale gelebiliyor. Hmm. Anlatabildim mi? Evet. Yani şey bir bahane, savaşın çıkma bahanesi o. O zamana kadar bir hasar oluşmuş oluyor. Her kaldırıma eğer mesela genç bir çocuk da onu kaldırsa 30 katmanı bir anda geçip fıtık çok zor olur. Trafik kazalarında falan biraz daha bekleriz onu. Evet. Anlatabildim mi? O yüzden herkes şunu yapmalı. Mesela siz şu an kaç yaşındasınız bilmiyorum ama ortaya çıkmasın belki. Şimdi yok, önemli değil sizde hocam. Sizde de diz hasarı başladı. Evet. Belinizde mesela yavaş yavaş o diskin çevresi ve dizde yavaş yavaş yıpranmalar başlıyor. Olur mu? Genç yaştaki gibi olmuyor. O yüzden bakım gerek ki nasıl cilt bakımı falan yapıyorsunuz şimdiden başladınız veya botoks yaptırıyorsunuzdur belki bu yaşta bilmiyorum. Ama 50 yaşında botoks yaptıran bir bayan da sizin yaşınızda botoks yaptırarak 50 yaşına gelen bir bayan arasında kırışma yönüyle çok ciddi fark var. O yüzden erken bakım çok önemli. Kesinlikle hastalarımız kiloyu kesin versinler. Kilo çok önemli, eşittir etken. Fıtık sebebi net inanın. Çok ciddi bir yük bindiriyor. Fonksiyonel fıtık yapıyor şey kilo. Evet. Evet. Burası, hocam yorumlayalım. Bakın bu ne? Kireçlenmelerin geliştiği, diskin yıprandığı bir doku. Sadece burayla kalmıyor. Arka tarafta
faset dediğimiz eklem de evin gariban çocuğu. Yani küçük çocuğunun hani boyacılık falan yapar, küçük çocuk evi geçindirir ya. Burayı ameliyat yaptığınızda yük buraya çok biniyor. Gerçekten. %16 normalde fasetin yük kaldırma gücü ama %50'lere kadar çıkıyor ve faset yavaş yavaş çöküyor, hastalanıyor, kireçleniyor. Evet. Faset sendromu gelişiyor. Yani hastanın başına burada yaptığınız, kolayca yaptığınız bir işlem hastanın başına büyük felaket açıyor. Gerçekten öyle. Yani siz stent, hani orada stente takmıyorsunuz. Kalpteki stente de benzemiyor. Buraya ameliyatı yaptığınızda aldığınız dokunun yerine bir stent koyup da burayı yüksekliği böyle koruyabilseniz o zaman güzel. Ama bu yapılamıyor şu an. İmkan yok. Tıbbi çözümler içinde yok böyle bir şey. Kayar gider. O yüzden de mesela boyunda yapılıyor. Çünkü boyundan tamamen boşaltmak zorundasınız diski. O yüzden de oraya keç koyuyorsunuz. Yani boyun hareketlerini falan sağlayabiliyorsunuz. Bu çok mu masum? O da masum değil. Hiçbir şey ekstra dışarıdan koyduğunuz hiçbir malzeme kendi ana dokunun yerini asla tutmuyor. Evet. Evet. Şimdi diz mi getirdiniz? Şimdi diz konusu şu. Şöyle anlatayım. İki kemik arası. Bakın şu uyluk kemiği ile bu baldır kemiği arasındaki dokunun içi. Menisküsleri görüyorsunuz. Bakın şöyle menisküsler. Bunlar diz dokusunun arası böyle. Şurada, burada kıkırdak var. Şöyle bakın. Kıkırdakla kaplı şöyle. Şimdi bu kıkırdaklar yıpranıyor yavaş yavaş. Bir geçelim arkadaşlar. Şimdi bakın içten görünüyor. Ne demiştik? Şunlar kıkırdaklar, menisküslerimiz. Bakın görünüyor herhalde. Tekrar gidiyorum. İç ve dış menisküs var. Şöyle ay şeklindeler. Bakın yuvarlağımsı şöyle kırmızı gözüken doku. Evet. Veya bordo gözüken doku. Çapraz bağlarımız var. Dizin içinde ağrı yapabilecek şeyler genel olarak bunlar. Bunların yıpranması, kopması, yırtılması ağrı yapıyor. Geçelim arkadaşlar. Evet. Buyurun. Bir geçebilir miyiz arkadaşlar? Burayı da geçelim. Yani menisküsü gösteriyor burası da. Yani diz kapağı bu. Diz kapağının içi de kireçlenebilir. Yine çapraz bağımızı görüyoruz. Menisküsler yine. Geçelim. Yan bağlar var. Bunların zedelenmesi, yırtılması da ağrı yapabilir. Geçelim. Bu arada hı-hı, özür diliyorum. Tabii. Yönetmenim kulağımda kaldınız. Evet. Buyurun hocam. Disk neydi? Şu bakın. Esas yapımız iki tane kemiğin arasına, iki tane tuğların arasına harç koymak gibi, bu canlı bir harç gibi, süspansiyon harcı gibi. Bunu alırsanız bina yaklaşıyor, tabana yaklaşıyor. O yüzden bir tarafa eğik olabilir. O yüzden hemen kolay karar vermemeli. Faset ne? Şu. Evet. Bakın. Bu da bir eklem. Yani burayı çökerterseniz kot farkı oluşuyor. Burası düşük bankete benziyor. Arka yüksek kaldığı için faseti bozar. Hocam bu fıtıklar, evet, felce neden olur mu? Yani felç olur mu fıtık olan bir insan? Hani böyle hep korkuturlar ya, aa fıtık olmuş şöyle, işte felç olursun işte ameliyat. Felç ifadesini biz daha ziyade beyin kanamaları veya kansız kalmaları veya oksijensiz kalma neticesinde beynin vücudu yönetememesine diyoruz. Hı hı. Olur mu? Evet. Bu ay bir şey için, inmeler için kullanılan bir tabir. Hı hı. Fıtıkla ilgili doku sadece siyatik sinirin veya boyun sinirlerinden bir dalı etkiler. Birçok dal var. Siyatikte 5 dal var. Bir tanesini etkiler. Onunla ilgili kas zafiyeti yaşar hasta. Diğerleri sağlamdır. Evet. Olur mu? O yüzden bacak felç olur ifadesi kullanılamaz. Baş parmağını kaldıramazsın veya ayağını kaldıramazsın gibi ifadeler kullanılabilir hastalara. Evet. Bakın yine menisküsler var. Çok güzel. İşte bunlar parlaklıklarını yaşla beraber kaybediyor. Dejeneratif menisküs diyoruz yaşlılarda olanlarına. Gençlerde olanına da menisküs yırtıkları gelişiyor. Hocam o kök hücreler buralara da kullanılıyor galiba, tabii, değil mi? Tabii buralara veriyorsunuz. Hem bunu tamir edebilir, hem kıkırdak kireçlenmelerini tamir edebilir. Peki dize dışarıdan uyguladığımız bir şey. Hani bugün jeller satılıyor bir sürü kutularda. Bunlar yapabilir mi bu işi? Burası kansız bir bölge, dizin içi. Menisküslerin iç kısımları kansız. 1/3 dışımları sadece kanlanıyor. Sizin verdiğiniz, dışarıdan sürdüğünüz şeyler buraya girip de bunları iyileştirmesi emin olun mümkün değil. Yani Evet. Keşke olsa biz bunları harıl harıl veririz insanlara, uğraşacağımıza bu kadar. Onları yazarız. Ne güzel sürersiniz, iyileşirsiniz. Biz de iyileşiriz.
Değil mi? Yani hatta böyle birisi bana hasta olarak geldi beyefendi. Bu şeyi satıyor. Dedi ki hocam işte benim şeyim var, dizimde kireçlenme vardı. Bunu da kullandım ama geçmedi. Ne yapsak? Tabii ben dedim ona karın yağından kökücü yapmamız lazım. Hatta konuştuk da yani niye satıyorsunuz bunları filan? Ama insanlar bir tür para kazanmak zorundalar. Hocam sizin Ve gençlik sırrınız aslında değil mi? Siz kendinize de yapıyorsunuz kök tabii gibi. yapıyorum tabii. Ozon da yapıyorum kendime. Ozon da kullanılsın ama ozon şeyi kireçlenmeyi tedavi eder mi? Hayır. Yardımcı olabilir. Tek yöntemle gitmesinler. Ehil hekim gerçek çok önemli. Çok önemli. Evet. Biz de öyleyiz ya arıyoruz. Yani hastalarım bana soruyorlar artık bir güven oluştuğu için. Hocam bildiğiniz bir kadın doğumcu var mı? Bildiğiniz bir işte mide ameliyatı yapan bir yer var mı? Keşke hepsini bilsem de hep yardım etsek. Ama şey bakın ne güzel parlak bir doku içeride. Sonra kireçlenme gelişiyor. Kireçlenmeyi tekrar anlatayım. Bir geçelim mi arkadaşlar? Bunu da geçelim. Bu arada Ha, geçerken kıkırdak yaraları oluşuyor. evet. Bu ifadeyi bizzat kullandım. Bası yarası gibi. Bizim felçli hastalarımızda bası yarası olur. Bu da bası nedeniyle yara oluyor menisküste. Ve kıkırdakta bakın kıkırdak bakın kıkırdak yaraları. Bası yarası gibi. Ne yapacağız bunu? Biz bası yaralarında tedaviler yapıyoruz. Ve bası yarası tekrar deri oluşuyor. Aynı şekilde biz bu kıkırdağı tekrar oluşturmak istiyoruz. Evet. Ama dördüncü düzeye inmişse, bu arazi tamamen kurumuşsa, tamamen kemiğe inmişse, yani kayalar ortaya çıkmışsa orada ekim olmaz. O yüzden bu hastalara PRP falan yapmayın arkadaşlar. Evet. Hatta karın yağından da yapmayalım. Çünkü artık tarla taşlaşmış, taşlar ortaya çıkmış, toprak yüzeyden gitmiş. Toprağa benzetelim, çok da makul oldu. Olur mu? Kireçlenme ne? Burası kireçlenme. Halk arasında kireçlenmenin tıpta karşılığı iki tane. Bir, kemik çıkıntılarının olması, osteofit diyoruz biz buna. Doku, kıkırdak doku kaybı, kireçlenme anlamı çıkıyor. Evet. Olur mu? Buraya kireç oturmuyor. Dışarıdan sürdüğünüz hiçbir şey, porçöz gibi şeyler, bu krem gibi şeyler, kireci söker ifadelerine rastlıyorum gerçekten. Çok komik, insan gülüyor. Evet. Ve o kadar art niyet olamaz. Bu kadar cahil insanların söylediği şeylere inananlar var. Hocam bir de yapmayan. size Aynen. gelen böyle hanımefendiler beyleriyle gelsinler. Siz ne diyorsunuz? Hanımları çalıştırmıyoruz Evet. evde yani böyle ev işi yaptırmıyoruz. Çok yardım ediyoruz. Buradan söyleyin de hanımların da içine bir su serpilsin. Yok kesinlikle ben de aynı şeyi yapıyorum. Yani eşim ev süpürüyor. Bakıyorum bazen mesela akşam misafir Yardımcı geldi oluyorsunuz giderken. mesela değil Hayır mi hocam? kesinlikle elinden alıyorum. Hanımlar bize göre daha mukavemetsiz fizik olarak. Evet. Olur mu? O yüzden de ben de yaparken şunu göstereyim. Bakın şöyle arkadaşlar şöyle alabilirsiniz. Bakın bizzat şurayı düz tutsunlar. Şu şekilde uzun saplı çok titiz olmasınlar. Olur mu? Obsesif olmasınlar. Böyle kabaca süpürsünler. Evet. Ev çok temiz olacağına bel temiz olsun. Hanımlar bu kısmı böyle kayıt altına alıyorsunuz ve akşam eşleriniz gelince Ama bu bir izletiyorsunuz. vicdan meselesi. Mutlaka Yani izletin. tabii hanımlar için ben bu taraf tutmuyorum. Hocam Feminist bir değilim daha ama doğrusu bu. gösterebilir miyiz nasıl Hangisini? durmamız gerekiyor? Yani Ama nasıl? şunu bir söyleyeyim bakın bu çok Tabii. önemli. Ben de empati yapıyorum. İnsanız. Yani eşimiz de bizim canımız. Biz de onun canıyız. Evet. Yani bize göre Bu fizik. annelerimiz babalarımız için de geçerli değil mi? Yani sonuçta Onlar da yaşı canımız. ilerlemiş. Onlar da canımız tabii ki. Olmaz mı? Yani şey şu anne babalar için de öyle. Bizler için de öyle. Hatta erkek kardeşler için de öyle. Evet. Kız kardeşlerine süpürtmesinler. Evet. Yani onlar beraber iş paylaşalım. Yani yapıyorsa ya vicdan budur ki o da yıpranıyor, o da yoruluyor. Evet. Yani yemek yapıyorsa mutfakta yoruluyor bu insan. Ya dışarıda yedir erkeksek Evet. ya da yardım et. Olur mu? Yani bunu Evet. yapmamız lazım. O süpürmeyi mi Evet, göstereyim? Ha süpürgeyi. şu. Siz de aynı şekilde. Evet. Enişte Bey aynı şeyi yapsın evde. Evet. Evet. Şöyle bakın şunun gibi İzleyin. neden biz şu şekilde yaparsak fıtık oluruz. Bakın şöyle yaparsak fıtık oluruz. O yüzden ne yapacağız? Beli pozisyonuna göre hayvanlarda fıtık az gözüküyor. Neden? Onlar düz kullanıyorlar çünkü. Bizim gibi değiller. Şu şekilde yapıp düzlüğü sağlayıp görülüyor mu? Bakın Evet. şu şekilde şöyle belimizi çok eğmeden diz yardımıyla dizi bükerek bunu Evet. yapmalıyız. Sonra diğer dizimizle yapabiliriz. Olur mu? Evet. Amaç beli düz tutmak. Yani Evet.
açılı tuttuğumuzda fıtık gelişiyor. O yüzden bunu korumamız lazım ondan kendimiz. Evet. Tamam. Hanımlara çok iyi oldu. Kameraman arkadaşlar da evlerinde uygulasınlar bunu diyor. Buradan çıktıktan sonra herkes ev süpürmeye gidiyormuş. Evet hocam buyurun. Nereye geldik? Evet. Şimdi biz röntgenle bakıyoruz ki diz aralıkları, bakın özellikle yatarak çekilen röntgenlerde karar veremeyiz. Bunu doğru değil. Neden? Biraz daha açık oluyor. Yük binmiş halini görmemiz lazım. Çünkü diz bize yürürken lazım. Bakıyoruz, çektirdiğimizde bakın şurası daralmış. Daraldığı için seviye bakıyoruz buralarda. Yani şurası daha iyi. Genelde iç daha çok erken daralıyor. Yük ağırlık merkezi içten geçtiği için burası daha erken daralıyor. O yüzden buralarda hastalarımıza ileri evlere taşımalı krem, taşımamalı kremlerle veya PRP'lerle ileri evlere taşımamalı proloterapilerle erken yapmalı kök hücreyi. Evet. Tabii. Bizzat ben kendime yaptım. Hiçbir diş şikayetim yok. Ancak şu var ki ileride gelişecek. Çünkü bende de %20-30 yıpranmıştır kıkırdaklarım. O yüzden şimdiden tedbir aldım. Herkes tedbir alsın, evet tedbir alsın. O zaman tekrar mı yaptırmak gerekiyor ileride tahribat oluşunca? İleride belki 2 sene sonra bir daha yapacağım kendime tabii. Evet. Çünkü bu kıkırdak kaybını yaşamak istemiyorum. Hastalar bize kıkırdak kaybı yaşamış ve ağrı ortaya çıkmış halde geliyor. Evet. Benim kıkırdak kaybım ağrı ortaya çıkaracak kadar olmadan yaptım ki yükseltiyorum onu. Yeni hücreler yerleştirdim. Yani Türkiye'ye yeni Suriyeliler getirdim gibi bir şey. Evet. Yani getirdim. Meskün orada isken ediyorlar artık yerleştiler. Dizimin elemanı oldular onlar. Yağımın elemanıydı. Doku değiştirdiler. Dizimin elemanı oldular. Yaşamaya devam ediyorlar orada. Evet. Ama bir süre sonra onlar da yıpranacak. Böyle bir şey. Bu da öyle bakın. Yani kireçlenmeyi gösteriyor. Geçelim arkadaşlar. Hocam peki mesela futbolcularda boyun fıtığı daha çabuk gelişiyor değil mi? Tabii. Yani futbol zararlı bir meslek grubu. Basketbol gerçekten zararlı bir meslek grubu. Çok ciddi menisküs yapıyor. Futbolda da öyle. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor ayrıyeten peki? Kafa vurulması nedeniyle topa kafa vurmanın yasaklanması kesin gerekiyor. Yani bugün çok ünlü bir üniversitemizde yapılan bir çalışmada bu ortaya konuldu. Futbolcuların çoğunda fıtık gelişiyor o zaman veya sonradan. Boksörlerin çoğunda fıtık gelişiyor. Veya judocuların veya karatecilerin çoğunda fıtık gelişiyor. Bunlar çok açık bulgular artık. O yüzden bunları yapan arkadaşlar çok dikkat etmeliler. Ve şu var, mutlaka kontrol altında, iyi bir hekimin kontrolü altında yapmalılar. Bu spor hekimi fıtık konusunda yeterli mi? Soru işareti. Kesinlikle bir beyin cerrahı veya fizik tedavinin bu konuyla ilgilenen hekimlerinin kontrollerine girmeliler. Bunu belirteyim. Bir grubu yetersiz anlamında söylemiyorum ama spor hekimliğinde iyi o arkadaşlar. Ama fıtık konusunda yetersizler. Bunu ben net belirteyim çünkü alanları değil. Evet. Evet. Hocam peki halk arasında söylenen bel kayması diye bir şey var mı gerçekten? Tabii bel kayması var. Nedir bu peki? Bel kayması nasıl göstereyim? Benim yine şeyimde göstereyim onu. Şunu bırakayım. Bakın. Şu 2 tane omur vardı ya. Evet. Bu omur arkadan eklemle bağlı. Faset demiştik. Bakın. Faset. Şöyle göstereyim. Fasetle bağlı ve bunlar buralardan, buralardan bu kaslarla destekli ve bağlı. Yani sadece pars kırığına, kemik kırığına ait değil tutma bunu. Şimdi burada kemik, şu aradaki kemik kendisi kırıldığında çift taraflı, tek taraflı kırıldığında çok olmaz. Ama kemik öne doğru kaymaya başlar. Şöyle. Bakın şu şekilde kaymaya başlar. Hocam bu başlar. Neyden kaynaklı olur peki? Yani herkeste olabilir mi? Herkeste olabilir. Travma yaşayabilir hasta. Belini kötü kullananlarda da olabilir. İlla trafik kazası şartı yok. Tabii çıkabilir. Genetik mi derseniz bu genetik değil. Genetik zemini var mıdır? Evet olabilir. Oldu mu? Yani kesin genetiğe bağlı değil. Onu belirtiyorum. Bu yavaş yavaş öne kayar. Ama birinci seviyede tutar genelde bunu. Hocam buyurun. Çoğunu bitti burada herhalde. Anlatalım. Tabii. Yani çoğunu, hastaların çoğu, çok büyük oranı birinci seviyede kalır. Ve öylece de vefat ederler. O yüzden birinci seviyede ameliyat yok. İkinci seviyede 1 ve 2 arasında şarta bağlı ameliyat yaptırabiliriz. Birinci seviye ameliyatsız tedaviler. Orada çok büyük bir fıtık olabilir, başka bir şey olabilir. O karar işte ehil hocaya bakar. Ama ikinci seviyeyi geçmişse
hiç hasta bize gelmesin veya ameliyat dışı yöntemleri hiç denemesinler. İkinci seviyeye geçmişse ameliyat şart ve platin şart. Evet. Tamamen yerine de oturtulamaz, onu da belirteyim. Çok zor. Olur mu? Peki zor bir ameliyat mı mesela, bel kayması? Tabii kolay bir ameliyat değil. Yani yerine getirip oturtmak çok zor. Sonrasında hastanın yapması gereken şeyler vardır mutlaka. Tabii yani mutlaka biraz şey, platin mecburi bunda. Fıtık için platin gerekir mi? Bir de platin genelde konulmaz. Y2'de, üçüncüde kesin platin şart olur. Evet. Platin kurtuluş mu? O da kurtuluş değil. İşte bıçak girdiği yerden çıkmıyor ya. O yüzden arkadaşlar olarak birinci ameliyat kararında lütfen kolay davranmayalım. Hastayı tehlikeye atmayalım. Bunu söylerim. Evet. Hocam kısa bir reklam arası vereceğiz. Kısa reklam arasından sonra Ahmet Hocam'la sohbetimize devam ediyor olacağız. Dereli Vadi Piknik Restoran'ın sunduğu İyi Ki Varsın devam edecek. Dereli Vadi Piknik Restoran'ın sunduğu İyi Ki Varsın devam ediyor. Evet, iyi ki varsın tuzuyla devam ediyor. Ahmet İnanır hocamla sohbete devam ediyoruz. Hocam, ozon tedavisi hakkında da bilgi alalım istiyoruz. Ozon 3 değerlikli oksijen demek. Gaz halinde, fakat damardan veya dokuya, dize uygulanabilir, kalça eklemine falan. Ama şu var, her konu abartıldığı gibi, bazı şeyler gerçekten abartılıyor. Her şeye çare gibi sunulması doğru değil. Aynı şekilde az önce belirttiğim kök hücre de öyle. %100 hiçbir şeye çare değil. Ama şu var, rejeneratif çok önemli. Bunların içinde ozon da dahil, hacamat da dahil, proloterapi de dahil, manuel terapi de dahil. Kök hücre çok harika bir şey gerçekten. Şu an yeni bir seçenek, yeni bir tedavi yöntemi ve bunu bir kenara koyuyorum. Harika bir şey kök hücre. Ne yaparsak yapalım ama onun yanına eğer hastamız uygunsa bir kök hücre ilave etmekte yarar var. Kalıcı çözüm istiyorsak. Bu diz haricinde başka hastalıklara da tabii, faydası var fıtık, değil mi? Bel fıtığı, boyun fıtığında uyguluyoruz. Tabii dize, ayak bileğine veya kök hücre bugün bir şeyde kullanılıyor. Bu COVID nedeniyle mikroba, bu virüse karşı kullanılıyor. Ve şu an arkadaşlarımız dünya çapında çalışmalar yapıyorlar. Öyle mi? 2000 vakalık, tabii vakalık çalışmalar var. Türkiye'de de uygulanıyor bazı hastanelerimizde. Hocam ama bu pahalı bir şey değil mi? Şöyle, bunu hani belirli dozda siz uygun tutabiliyorsunuz. Çok da süper pahalı değil. Evet. Yani kök hücre de öyle, karın yağı da öyle. Yani fiyat, hani çok konuşmak istemiyorum. Tabii. Bir hekime yakışmıyor bunlar. Evet. Ama şu var, çok uygun tutan hekimler de var. Merdiven altıları yaptırmasınlar, onları söyleyeyim. Bu çok önemli çünkü... Bilinçli insanlar. Evet, hücre sayısı önemli orada. Şimdi... bunu bir kenara koyuyorum. Siz yeniden yapılandırıyorsunuz kök hücreyle. Ozon ve hacamat konusu var mesela. Şimdi ozon tedavide yardımcı bir sistem. En başında doku oksijenlenmesini sağlıyor. Bunu, ozonu ben de damardan alıyorum. Haftada 2 ile 3 ile olabilir. Haftada 2 kere kanınız dışarı çıkartılıyor, ozonlanıyor, geri veriliyor. Bunu serumla da yapan yerler var. Kanı havalandırmak gibi bir Hayır, şey mi değil. Hocam? Nedir bu? Oksijenlendiriyorsunuz kanı, yeni doku oluşumları, şu gibi bir şey. Aslında kana şok, travma yaşatıyorsunuz. Hiç dışarı çıkmadığı için kan, dışarı çıkıyor. Ozon yabancı bir madde, oksijen gibi değil. Onunla karşılaşınca yeni oluşumlar oluşuyor, antioksidanlar oluşuyor. Siz geri veriyorsunuz. Biraz değişmiş bir kanla karşılaştığı için vücut yeniden harekete geçiyor, uyanıyor gibi, böyle düşünün. Evet. Tabii o da bir yenileme sistemi, yenileyici bir hücre yok. Mesela hasta hücreleri onunla tedavi edebilirsiniz, böyle şeyler. Evet. Geçelim hacamata. Evet. Herhalde hacamatı soracak. Aynen, peygamber tavsiyesi, sünneti olan hacamattan bahsedelim. Peygamber, baştan söyleyeyim şunu. Biz ilahiyattaki bir doçent arkadaşımızla bu konuyla ilgili bir yayın çıkaracaktık. Yani insanlar doğrusunu bilsinler. Evet. Çünkü bu konuyla ilgili hacamat yapan insanlar maalesef hadis bile uydurmuşlar. Vaka uydurmuşlar. Sanki peygamberimizin bu emriymiş gibi. Mesela teheccüd namazı ciddi bir emir tarzında bir tavsiye. Değil mi? Öyle değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Hani ama şey, hacamat emir tarzında değil. Ashabına, oradaki yakın arkadaşlarına diyor ki siz de yaptırın.
Evet, bu, yaptırın ve rahatlayın demek istiyorum. Bugünkü tedavilerin en güzeli bu diyor. Oradaki üç sistem getiriyorlar. Peygamberimize bunlar var diyorlar. Onlar için de dağlama filan var. Tamam mı? Ateşle dağlama filan. Bunlar için de hacamat en iyisi diyor. Yaptırıyor ve diyor sizler de yaptırın. Yani bütün ümmetim yaptırsın diye bir şey yok. Ya hadisleri arkadaş araştırdı. Yani ben ilahiyatçı değilim ama biz de konuyu bilmek istiyoruz. Ben de hacamat sertifikalı bir hocayım. Ama şu var, hacamatı kendimizle ilgili kullanıyoruz biz. Kendi alanımla ilgili. Evet. Hani mesela nelere iyi geliyor hocam? Şöyle şeye bakarsanız liste çok uzun. İyi gelmediği bir şey yok gibi. Evet. Sülük de öyle veya ozon da öyle. İyi gelmediği bir şey yok gibi. Ozon da kanserde kullanılıyor. Kök hücre de kullanılabiliyor mesela. Ama şu var ki her şeye iyi geliyor tablosu çok kötü. Ozon sertifikasını aldığında bir arkadaşımız veya hacamat sertifikası aldığında bütün hastalıkları tedavi edebilirim gibi düşünüyor. Çünkü altında yazıyor. Hani reçet şeylerde yazar, ilaç prospektüslerinde şu yan etkiler. Hepsi çıkacak gibi algılanır. Hayır değil, bunlardan biri çıkabilir sizde. Bu da öyle, hacamat da öyle. Bütün hastalıklara kesinlikle iyi gelmiyor. Fıtık da kesinlikle yetersiz. Ama takviye olarak güzel bir yöntem kullanıyoruz. Ama sadece hacamatla fıtık tedavisi asla olmuyor. Gerçekten evet. Olmuyor. Veya sadece ozonla fıtık tedavisi olmuyor. Hatta bir ozon merkezi olan bir hocamız vardı. Ben bir ara İstanbul'da hasta bakıyordum. Orada bakarken acil bir hasta geldi ambulansta. O hastanın ağrısını kestik bir saatte. Ve hayran oldu. Yani hocam dedi, nasıl kestiniz? Biz ozon yapıyoruz, devamlı kesilmiyor. Ya ozon yeterli değil ki bunun için. Ozonun ağrı kesici özelliği de var. Ayrıca gençleştirici özelliği var ozonun. Kansere etkili ozon yine. O yüzden de mesela bu COVID'e, virüse etkili. Burundan yapıyoruz biz. Damardan alıyoruz. COVID'in zarını parçalamaya yönelik faaliyetleri var ozonun. Öyle mi? Tabii. O yüzden de belki hani bunlar Almanya'da falan yapılıyor ozon. Yani veyahut da kök hücre kesin Japonya'da, Almanya'da, Amerika'da uygulayan, ciddi uygulayan merkezler var şu anda. Bizim de devlet hastanelerimizde uygulayan arkadaşlarımız var. Bakanlık iznine tabi olarak alıp izni uyguluyorlar COVID'de. Damardan yapıldığı için bu izne tabi. O hocam tarz şeyler. Mesela hacamat ne kadar zamanda bir yapılması gerekiyor? Hani sizin tavsiyeniz nedir mesela? Böyle yani genel olarak böyle her ay yapılması gereken hastalar var. 3 ayda, 6 ayda, yılda bir yapılması gereken hastalar var. Ortalama dersek ki insanlar 3-6 ayda bir yaptırabilirler. Şu var, burada belirtmek istediğim bir şey var. Hacamat eşittir. Bir yayında bunu okumuştum epey önce, 3 sene önce. Çok güzel ifade, hoştu. Derinin böbreği ifadesini kullanmış. Yani dar mahalle, işte gecekondu mahallesi gibi düşünelim. Mahallenin sokakları dar. Evet. Şeyin, belediyenin çöp arabası girip de o çöpleri alamaz. Helikopterle almak gibi bir şey. Deliyorsunuz, kesiyorsunuz, alıyorsunuz onları yukarıya. Emdirerek, vakumlu bir şekilde alıyorsunuz. Böyle düşünün. Belirli bir zamanları da var ama, değil mi hocam? Tabii var. Asıl konu buralar, internette çok var. O yüzden ben aslını anlatayım. Hacamat eşittir, çok kan değil. Bu bir cinayet, net. Evet. Bilimsel şeyi şu. Olabildiğince kan az, kırmızılık az. Beyaz kan, yani lenfatik sıvı. Hücrelerin arasındaki mahalle arası sıvının çok olması lazım. Yani kir kırmızı değil. Evet. Olur mu? O doku sıvısını almanız lazım. Ama keserken biz veya delerken kan damarına da rastladığımız için kanın gelmesini hiç istemiyoruz. Kan sıfır en güzel. Evet. Ne kadar az kan o kadar güzel. Ne kadar çöp veyahut da lenfatik sıvı o kadar mükemmel bir şey olur. Hacamat olur. O yüzden evet. Böyle pıhtılaştı, çok şeymiş, büyü çıktı bunlar filan asla safsata hiç doğru değil gerçekten. Hoş değil. Evet. Evet. Hocam Tuğba Kavak'ın güzel bir VTR'si var. Onu izleyelim, devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Efendim, Güçlü Kadınların bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugün de farklı mesleklerden kadınların iş yaşamlarındaki başarı hikayelerini ve mesleklerini size tanıtacağız. Bugün mesleki açıdan içsel ruhsal yolculuk yaptıracak bir konuğum var yanımda. Sevgili İpek Senem Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi İpek Hanım, siz uluslararası Theta Healing eğitmenisiniz. Evet. Şöyle ifade edeyim. O kadar çok duyuyorum ki son zamanlarda Theta Healing'i. Gerçekten bu program vesilesiyle de
şu mesleği çok yakından tanıyalım istiyorum. Evet, o zaman sözü size bırakıyorum. Tabii Theta ki. Healing nedir? Theta Healing bir kuantum tekniğidir. Bilinçaltımız biliyorsunuz beynimizin frekansları var. Mesela şu anda konuşurken beyin frekansımız beta'da. Uyuduğumuzda, rüya halindeyken bilinçaltı frekansımız teta'da oluyor. Hafif meditasyonel durumdayken alfa'da oluyor. Bilinçaltımız teta frekansındayken en açık olduğu zaman. Yani uyuduğumuz zaman. Uyuduğumuz zaman. Rüya durumu aslında. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Artık bize hizmet etmeyen, günlük yaşantımızda, evet, hayatımızda artık bize hizmet etmeyen blokajlarımızı bulup bunları beyin frekansımız teta'dayken dönüştürüyoruz. Örnek vereyim. Evet, çok güzel. Sizin bilinçaltınızda ben değerliyim inancınız yoksa, ben değerliyim hayır çıkıyorsa, bir de bizim kas testimiz var. Hmm. Orada da bilinçaltı programlarımızı açık ve net görebiliyoruz. Kinesiyoloji testi diyoruz biz buna. Kinesiyoloji, evet, testi. Evet. Duymuştum bunu. Kas testi değil mi? Kas testi bu. Kas testi. Ben değerliyim inancınız hayır çıkıyorsa burada, siz hayatınızda sizi değersiz hissettirecek kişiler, durumlar, olaylar çekersiniz. Theta Healing ile ne yapıyoruz? Bu ben değerliyim hayır programını gönderip, iptal, evet, edip yerine ben değerliyim evet, değerli olmanın yaradan tanımını biliyorum, nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bana değer veren insanlar bana gelir, değerimi bilen insanlarla karşılaşırım, bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum programlarını yüklüyoruz. Dolayısıyla sizin bilinçaltınız değiştiğini için hayatınızdaki deneyimler de değişiyor. Harika. Diyelim ki bir kişinin fakirlik programı var, ataları kıtlık bilinci içinde büyümüş. Kıtlık, yoklukla büyümüşler. Biliyorsunuz atalarımızın hepsinde bir göç var bir yerlerden. Savaşlar tabii, yaşadık, ağır deneyimler yaşadık. Özellikle biz Anadolu insanları tabii olarak. Tabii ki. Yani zaten soyunda göç olmayan Anadolu insanı yoktu. Evet, yani evet. Hepimizde var bir hikayeler. Dolayısıyla atalarımız hep acı çekerek büyümüşler. Acı çekerek hayatlarını geçirmişler. Çok da geriye gitmeye gerek yok aslında. Evet, çok nesiller aynen. öncesi de tabii değil. Ki, yani tabii ki. Bir nesil önce anneannelerimiz, babaannelerimiz tabii ki, onların aynen. anneleri gibi. Çok. Yakın bir de tabii geçmiş ki. Değil mi? Şimdi bu fakir kalmalıyım programı varsa sizde hep sizi fakir hissettirecek deneyimler çekersiniz. Örneğin işte yaradana yakın olmak için fakir kalmalıyım bir programdır. Bunu gönderip hem zengin olabilirim hem yaradana yakın olabilirim yüklüyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Evet. Oradaki anladığım kadarıyla sizi hayatınızın negatif yönde evet. etkileyen inancı silip evet. resetleyip yerine yeni program yeni program. Dolayısıyla hayatınızdaki deneyimler de değişmiş oluyor. Artık mesela insanlara güvenilmez inancınız varsa hep güvenilmez insanları çekersiniz. Bunu iptal edip yerine ben insanlara güvenmeyi biliyorum, güvenilen insanları kendime çekmeyi biliyorum, güvenilen insanlar bana gelir, değil mi? Mesela evet. en çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi parayla saadet olmaz, değil çok mi? Çok söylenir, bunu, çok hayır, duyulur. Bunu kesinlikle ağzımızdan, Theta Healing'in ilk kurallarından bir tanesi de zaten ağzımızdan çıkan sözler gerçek olur. Şimdi parayla saadet olmaz ama insanlara güvenmeyeceksin bu devirde. Kardeşine bile güvenmeyeceksin. Bunları ağzınızdan çıkanı %50 yaratıyoruz. Büyüklerimiz, kuantum tekniğiyle. Evet, büyüklerimiz ne der biliyor musunuz? Kelimeler sihirlidir der. Aynen, söz büyüdür. Evet, aynen, söz aynen, büyüdür, aynen. kelimeler sihirlidir. Yani ağzımızdan çıkacak kelimelerin çok, evet. Bize geri dönüşü bumerang tabii ki, gibi derler. Tabii ki, o yüzden aynen. ben de genelde olumlu cümleler kurmaya dikkat ederim. Aynen, aynen. Yani hani yani bugün hastayım değil de bugün evet. kendimi biraz kötü de değil de sağlıklı hissetmiyorum. Evet. Ama o sağlık kelimesi geçecek orada değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi hissetseniz bile yani evet. öyle hissetseniz bile sağlıklıyım, harikayım, muhteşemim deyin o gerçek olsun. Şimdi bana sordunuz diyelim ben işte hastayım dedim size. Başka evet. biri sordu gene hastayım. Ben yarım saat sonra zaten hasta olurum, daha beter olurum. Eyvah eyvah. O yüzden harikayım, muhteşemim, sağlığım günden güne daha iyiye gidiyor. Kuantum tekniğiyle aslında Theta Healing bunu yaratıyoruz. Kuantumla galiba ciddi anlamda paralel tabii zaten. Tabii ki evet, evet, evet. Şöyle ki özellikle hani gelişmemiş toplumlarda genelde insanlara mutluluğunu çok ifade etmemek yönünde tabii. telkinler verilmiştir. Yani hani söyleme nazar değmesin evet. ya da işte ne gerek var mutluluğunu başkalarına mesela paylaşıyorsun. Mesela o da bir program. Bana nazar değer programını iptal edip onun yerine ben nazara geçirmezim yüklüyoruz. Aa. Ben kötüye geçirmezim, negatife geçirmezim, endişeye, şüpheye geçirmezim. Harika. Ya şöyle bir şey. Peki bu konuyla ilgili yaptığınız çalışmaların gerçekten sonuçların olumlu olduğuna dair geri bildirimi nasıl alıyorsunuz? Aynen. İnanın anda alıyorum. Diyelim ki kişi bolluk ve bereketle ilgili çalışmaya geldi. Bolluk bereket tabii kişiden kişiye değişebiliyor sonuçlar, hızı. Çünkü herkesin karması, blokajları farklı.
Fakat sabah yaptığım bir uygulamadan sonra akşam hemen bugün iş yerindeki en büyük cüreyi yaptım. Bugüne kadar yaptım. En büyük cüreyi yaptım. Anında geri dönüş. Aynen. Harika. Ne bileyim, bu şu süreçlerde bütün her yer kapandı biliyorsunuz Covid sürecinde. Evet. İşte ticaret durdu vesaire. Öyle insanlarla çalıştım ki işleri arttı. 2 misli, 3 misli. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hep bilinçaltı programını değiştirince oluyor. Olumlu sonuçlar oluyor. Şimdi ben de şuna inanıyorum gerçekten. Tüm insan oğlu olarak dünyanın bütün insanların da enerjisel anlamda da birbirlerine bağlı olduğu tabii, fikri bende her zaman tabii, vardı çocukluğumdan evet. beri. Şimdi bu Covid döneminde de insanoğlu bir çukura düştü evet, evet, evet. ruhsal anlamda. Bizim gerçekten kolektif olarak yükselebilmemiz için hayatımızda iyi şeylere odaklanmamız gerekiyor. Tabii yani ki. Hakikaten bu programda da bir cümle vesile olsun tabii istiyorum. Tabii ki iyi düşünelim, işi iyi olsun. Evet, yani gerçekten hani olumlu şeylere kendi odaklanalım. Kendi geleceğimizi kendi sözlerimizle, hareketlerimizle, olumlu tutuların tutumlarımızı da yaratırız. Evet, değil mi? Peki şöyle, siz nasıl tanıştınız Theta Healing'le? Theta Healing'le ben işte 2012 senesiydi. İşte böyle ruhsal dönüşüm, kendi üzerimde çalışmalara başladım. Beni ilk etkileyen bir belgeselde, Secret'ın belgeseliydi. Evet, çok kişi etkilemiştir o. Çok, çok olumlu. Orada diyordu ki hangi titreşimdeysen onu çekersin. Frekans. Ben orada kesinlikle negatif sözler konuşmamaya başladım. Hep pozitif ve hayatım çok dönüştü. Çok güzel, olumlu deneyimlerle karşılaştım. Hem maddi hem manevi anlamda çok güzel. Sonra 2015'te bir karma astroloji danışmanlığı aldım. Çok sevdiğim bir arkadaşımdan. O dedi ki Senem, senin kesinlikle bir uygulayıcı olman lazım. İnsanları dönüştürmen lazım. İnsanları dönüştürürken sen de dönüştüreceksin. Harika. Dönüşeceksin. Bunu yaşayarak gördüm. Evet, evet. Ben de o sırada araştırmaya başladım neler yapabilirim diye. Theta Healing ile tanıştım. Harika. Ve Theta Healing ile ilk uygulamadan sonra bile kendi üzerimde ve etrafımda, çevremdekilerde bile çok olumlu değişimler gördüm. Ve hala daha her gün görmeye devam ediyorum. Harika. Galiba tamamıyla insanın başkalarını yönetmeyi bırakıp kendisiyle ilgilenmesi sonucu ortaya çıkan başarılar bunlar. Tabii ki, tabii ki. Şimdi ben her defasında bahsediyorum ama çok da seviyorum Mevlana'yı. Onun bir sözü var. Evet. Der ki insanlardan gördüğün iyilik de zulüm de aslında senin huyun. Evet. Çünkü sen onların aynasındaki yansımasını görürsün. Aynen. Ne kadar güzel çok bir şey. Güzel. Yani başkalarını eleştirmeden önce öncelikle kendimizi düzeltme yoluna evet. gitmeliyiz. O kadar çok rastlıyorum ki buna Tuğba Hanım. Diyelim ki etrafımızda öfkeli kişiler var. Öfkeli deneyimler var. Diyorum dön bak bir içine. Bu aslında senin öfken mi? Çünkü senin içindeki öfken. Evet. O çocuklukta hiç fark edemediğin, belki ebeveynlerine öfken olabilir. Hiç fark edemediğin öfke evet. dışında öfke olarak yansıyor. O içindeki, bizler insanız, her türlü duyguyu yaşamaya izinliyiz. Tabii ki öfkeyi de yaşayacağız. O da bir duygu. Fakat öfke bizi değil, biz onu kontrol edeceğiz. Aynen öyle. İpek Hanım, size son bir soru o zaman yönelteyim. Evet. Danışanlarınızı ne şekilde yönlendiriyorsunuz? Yani size gelen danışanlar nasıl bir hizmet alıyorlar sizden? Evet. Danışanlarımla birebir uygulama yapıyorum. Onların onlara hizmet etmeyen kalıplarını değiştirebiliyorum. Tabii ki hayatlarında çok pozitif dönüşümler görenler de bu tekniği öğrenmek istiyorlar. Ve bu tekniğin eğitimini de veriyorum aynı zamanda. Hmm. Eğitimlerde ilk temel seviyeyle başlıyor. Temel seviye, ileri seviye, derin kazı eğitimleri. Bu şekilde de bu tekniği öğrenip kendilerini de uygulayabiliyorlar. Anladım. Yani siz aslında hem onların açısından, yani kendilerini uygulaması açısından, hem de onların başkalarına uygulaması açısından evet. verebiliyor musunuz? Aynen, yani kesinlikle. Onların da eğitmen olabilmesini evet. sağlayabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Ben gerçekten Theta Healing'le ilgili ciddi anlamda soru işaretleri vardı ve çok merak ettiğim bir meslek dalıydı. Son zamanlarda çok duyuyordum. Bu bölümde de sizin sayenizde böyle bir mesleği tanımış olduk. Size katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve ben de diğer konuğumu almak üzere ayrınızdan ayrılıyorum. İkinci konuğumuzla devam ediyoruz. İkinci konuğumuz Yasemin Ekinci Filiz ve kendisi grafik tasarımcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Şimdi grafik tasarımı deyince aslında çok böyle soğuk bir meslek tanımı gibi geliyor. Masa önünde oturmak, evet. çizmek gibi. Ben masa önünde oluyorum. Ama çok yaratıcılık gerektiriyor değil mi? Evet. Ya. Çok yaratıcılık gerektiriyor. Çok araştırmak gerekiyor. Evet. Özellikle bu mesleği şöyle bir masaya yatıralım bugün. Grafik tasarımı nedir ve ne şekilde yapılır? Grafik tasarımı ben kendim şöyle tanımlıyorum. Karşındaki kişinin hayalini gerçekleştirmek. Somutlaştırmak. Hayal ettiği şeyi somutlaştırmak, kağıda dökmek.
siz de bir şeyler katarak, tabii, ben kendinizden de bir şeyler kendimden katarak. De bir şeyler katarak ortaya güzel bir şeyler çıkartmak. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben 15 yıl faal çalıştım. 15 yıldır grafik tasarım yapıyorsunuz. Grafik tasarım yaptım. Çok güzel. Şu anda bir ara vermiştim, şu an tekrardan geri döndüm. Geri döndü. Arayı bir herhalde süredir. Çocuk ya da evlilik mi? Evet. Her kadının başına gelen meslek evet. arası. Bir meslek arası aile ve çocukla alakalı bir fedakarlık dönemi oluyor efendim. Evet. Ve Yasemin Hanım da fedakarlık döneminde mesleğinden biraz uzak kalmış. Sizinle yayın öncesinde sohbet ederken şey dediniz, Tuğba Hanım benim her şeyim geç oldu. Evet, işte geç mesleğe başladım, geç evlendim, geç çocuk yaptım. Biraz kendinizden bahsedin o zaman. Tabii ben 69 doğumluyum. Evet. Rahat bir çocukluk geçirdim. Ailemin durumu da iyiydi. İşte Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nin ilk grafik tasarım bölümü öğrencisiyim. Harika. İlk mezunlardan. Yani Taş devri diyebiliriz. Taş devri, evet, çok uzun yıllar önce. O kadar evet, da demeyin. Çok uzun yıllar önce. Evet. Sonra babamın şöyle bir hayat felsefesi vardı. Gez kızım, çalışma, senin para kazanmaya ihtiyacın yok dediği için. Baba iyi niyeti yaklaşırken biraz da bir kötülük yapmış. Ama en son artık 27 yaşında dedim ki hayır, durmayacağım. Evet. Dedim bir şekilde bir firmada işe başladım. Bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Hani şimdi bir kadına... bir genç kıza o zamanlar evet. Babası diyor ki senin çalışmaya ihtiyacın yok, gez, hayatını kur. Evet. Sizin elinizde böyle bir hani açık çek derler buna, sizin elinizde böyle bir imkan varken sizi çalışmaya yönelten neydi? Şu anda çalışmak isteyen ya da çalışsam mı çalışmasam evet. mı diyen kadınlara örnek olması açısından evet. soruyorum. Bence herkesin elinde bir mesleği olmalı. Bir şey için çabalamalı. Bir o şeydir, hayata karşı duruşunuzdur. Evet. Kendinizi faydalı hissetmeniz. Yani değil illa mi? Para değil. Benim hiçbir zaman odak noktam para olmadı. Evet. Evet. Belki de ailemden kaynaklandı. Ama herkesin gibi şanslı tabii, olamayabiliyor. Herkesin olamayabilir. Elbette. Şeydi yani, ben hep üretme üzerineydim. Hı-hı. Evde hani dışarıda faal çalışamadığım zaman bile ilk işim, hatta hiç unutmuyorum, babamın arkadaşı deri eldivenciydi. Fermuarları yanlış dikmiş ustalar. Lacivert fermuarları kahverengiye dönüştürmüştüm. Öyle. Boşarak o da bana şey, cüzdan hediye etmişti. Evet, evet. Ya hiç boş durmadım. Evet. Ama öyle nakit çalışıyordum. Evet. Şöyle söyleyeyim Yasemin Hanım. Şimdi ben sizin yaptığınız çalışmaları kontrol ettim aslında. Evet. Baktım daha doğrusu. Hı-hı. Çok keyifli çalışmalar çıkmış ortaya. Mesela hani bir müşteriniz size geldiğinde sizden ne tip bir şey talep ediyor ve siz nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Hani biraz insanların gözünde somutlaştıralım bunu. Bir reklam filmi istiyorum diyor. Evet. Tanıtmak istediği ürünü söylüyor. Evet. Ondan sonra işte girmesi gerektiği istediği yazıları gönderiyor bana. Logosunu gönderiyor. Aha. Hayalini anlatıyor. Hep çizerek değil mi? Çizerek. Hep Hı-hı. çizerek. Ondan sonra ben kendim bir iki gün araştırma yapıyorum. Sektörle alakalı. Tabii, sektörle alakalı. Çünkü her sektörü bilemiyorum. Tabii, elbette. Sektörle alakalı araştırma yapıyorum. Kişinin sayfası varsa oraya bakıyorum ayrıyetten. İnceledikten sonra önce bir taslak çıkartıyorum. Bu benim yaptığım işe modern animasyon diyebiliriz. İşte modern animasyon, evet, çok güzel. Bir el şeyi çiziyor. İzleyici de onu takip ediyor. Görüntüleri, el çiziyor, izleyici de onu takip ediyor. Sosyal medyada görüyorum, çok evet. fazla var bu tip ve çok da dikkat çekiyor. İzleyiciyi bağlıyor. Yani o eli takip eden kişiler evet. gerçekten sonunu merak ediyor reklamın. Tabii, tabii. Ve sonuna kadar o reklamı takip ediyor ve aynısı bana olmuştu. Ben böyle bir hareketli reklamınıza denk geldim. Sayın seyirciler, şimdi el çiziyor. Sonunda ne çıkacak? Yani bu reklamın sonunda bize ne anlatacak diye merak ediyorsunuz. Hareketli reklamda evet. ismi oradan geliyor değil mi? Evet, oradan evet, çok geliyor. Çok güzel. Peki siz böyle bir sektöre girmeyi nereden akıl ettiniz? Ya da ne oldu da böyle bir sektöre girdiniz? Şöyle, ben zaten grafik tasarımcı olduğum için evde durduğum dönemde de sürekli internet var elimizde. İnterneti karıştıran bir insanım. İşte gelişmeleri takip eden birisiyim. Bu pandemi döneminde herkes evine kapanınca aklımda şöyle bir şey oluştu. Dedim herkes internetten alışveriş yapıyor. Evet, çok mantıklı. Firmaların, işte kişisel sayfaların tanıtıma, reklama ihtiyacı olabilir. Daha çok öne çıkmak isteyebilir.
bunu niye gündeme getirmiyorum diye başladım. Çok mantıklı. Şimdi her şey zaten değişip dönüşüm evet. aşamasında ve dijitalleşiyor. Evet. Dijitalleşme aşamasında elinizde böyle bir meslek varken ve tam zamanında harekete geçmişsiniz. Ben ne kadar tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Tam zamanında harekete geçmişsiniz. Bu harika bir şey. Hareketli reklamla harekete geçmiş. Evet. Hareketli reklamla harekete geçmiş. Yasemin Hanım vallahi hakikaten biraz espri kabiliyeti yüksek, bizim enerjimizi yükseltti. Şimdi hayal gücünün sınırı yok. Peki her hayal edileni tasarlayabiliyor musunuz? Ya da yani ben bu işi yapamam dediğiniz bir iş oldu mu? Oldu, şimdi çok yakın zamanda oldu. Çok da üzülerek geri Eyvah iade ya. Ettim. Çok da sevdiğim bir arkadaşımın Aa. Eşi getirmişti. Ama gerçekten beni aştı. Yoksa kolay kolay ben pes etmem. Biraz zoru severim. Çok merak ettim konuyu. Nedir olmayan? Şimdi söylemeyeyim. Öyle mi? Yani ama özelden söyleyebilirim tamam. sonra. Tamam. Yani hani siz bir kişi konuyla geliyor, o konuyu evet. Yani şey yapamıyorsunuz. Her türlü tezahür denedim. Kafamda oturtmaya çalıştım, araştırdım. Olmuyor. Demek ki Olmadı. Dedim Yasemin her hayal edileni yapamıyorsun. Yapamıyorsunuz. Yani evet. bu bir ilki oldu benim için. Evet, tabii. Çok önemli bir şey. Çünkü evet. bu yani direkt olarak hani herkesin yapabileceği bir şey değil. Bir evet. nevi sanat gibi bir şey. Sizin evet. bana küçük bir hediyeniz var. Ben onu programda Buyurun. Açmak istedim özellikle. Çok teşekkür ederim. Bu sizin çiziminizmiş değil mi? Benim çizimim. Ayrıca Sulubay'a çalışmalarım da var. Harika. Yani sizin tamamıyla bir resim, grafik evet, dediğiniz ben gibi. Kendim bildim bile. Kağıt Aa, kalemle işim. Çok güzel sevgili izleyicilerimiz. Bakar mısınız? Kendiniz çizdiniz, evet. sulu boya tekniğiyle ve sevgili izleyiciler o kadar çok detay aslında yakından görebiliyor muyuz bilmiyorum ama minik minik şeyler var ki hani ciddi anlamda emek. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli. Ben ofisime koyacağım küçük, çünkü evimden çok ofisimde vakit geçiriyorum. Benden küçük ki her zaman size. Ben de bakabileyim diye. Uğur getirir inşallah, i̇nşallah. Bana. Ve aslında programımızla biraz... bağdaştırdım güçlü ben bu resmi. Evet. Çünkü bizim programımız biliyorsunuz. Onun için seçtim zaten. Çok teşekkür ederim. Güçlü kadınlar. Kadınlar sırtlarında efendim acı, sıkıntı, yokluk taşımasınlar. Kadınlar çiçek sırtlarında taşısın. Çiçek taşısınlar diye de bir mesaj verelim değil mi? Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle de koyalım o zaman. Uğur getirirse inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman size şöyle bir şey söyleyeyim. Siz tabii ki imkanları geniş bir aileden geldiniz. Çalışmaya da ihtiyacınız evet. yoktu. Sonra kendinizi sorguladınız. Dediniz ki ben niye boş duruyorum? Bir evet. işe yarayayım, üreteyim. Buradan size son sorum olarak gelsin bu. Gerçekten imkanı iyi olup da çalışmaya ihtiyacı olmayan, işi parayla olmayan kişilere de yine üretmek açısından nasıl bir mesaj vermek istersiniz kadınlara? Boş durmanın sonu yok. Yani para harcamanın sonu yok. Evet. Bence insanların bir tüketmenin sonu yok. Kendilerine bir şeyler katmaları, kendilerini geliştirmeleri. O kadar çok imkan var ki yani hiçbir şey olmasa internet denen bir şey var. İnterneti faydalı kullandığınız zaman öğrenemeyeceğiniz, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Üretmek çok güzel. Tabii üretmek de insanı mutlu ediyor. Evet, mutlu ediyor kesinlikle. Değil mi? Ben vaktimiz var mı bilmiyorum. Buyurun. Küçük bir çocuğum var. Kendim bayağı yaşım var ama 6 yaşında canım, bir oğlum hiç var. Öyle görünmüyor. Çocuklardan vakit bulamıyorum ama inanın saat 10'da onları yatırdıktan sonra 3'e kadar gece kendim bir kaptırıyorum. Ya çizim yapıyorum ya grafik yapıyorum. Yani muhakkak bir şey yapıyorum. Çünkü üretmenin Ve tadını aldınız bu bana değil mi? Terapi oluyor. Evet. Evdeki çünkü günlük yaşamdan beni çıkartıyor. Bana ait bir saat oluyor. Herkes biliyor musunuz? Gerçekten insan o boş durduğu zamanlar içerisinde ne kadar depresif olduğunu anlamıyor. Evet. Evet. Her yere sarıyor derler ya tabiri caizse. Düşünmüyorsunuz bir şey. Evet. Kimse o anda düşünmüyorsunuz. En güzel şey çalışmak evet. aslında. En güzel terapi çalışmak. Çok güzel bir mesajla biz de programımızı sayenizde kapatıyoruz. Güzel bir mesaj verdik güçlü kadınlara, güçlü kadınların seyircilerine. Evet. Efendim biz bu haftalık huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta yine farklı mesleklerden yeni konuklarla bir arada olmak üzere diyorum. Görüşmek üzere. Dereli Vadi Piknik Restoranı'nın sunduğu İyi Ki Varsın devam edecek. Dereli Vadi Piknik Restoranı'nın sunduğu İyi Ki Varsın devam ediyor. Tuğba Kavak'la Güçlü Kadınları izledik. Ona da teşekkür ediyoruz güzel bir yeteresinden dolayı. Ahmet Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ben Yine de. Bir sürü sorumuz kaldı. İnşallah bir sonraki programda İnşallah. O soruları da sırasıyla yanıtlarız artık. Herkese fıtıksız sağlıklı günler dileriz. Amin. Teşekkür ederiz. Haftaya yine sizi burada bekliyor olacağız. Hoşçakalın.
Dereli Vadi Piknik Restoranı'nın sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.